Hayattan keyif almak için anı yaşayın. Anda kalın. Anın tadını çıkarın. Zihninizin şimdi ve burada kalmasını sağlayın şeklinde yaklaşımları hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur. Peki, bu durum bu kadar kolay mı? Sürekli düşünen, uçuşan zihni susturmak, etrafın, bedeninizin farkında olmak ne derece mümkün? Zihniniz gün içinde sürekli bir şeylere dalıp gider. Hatta birçok zaman otomatik pilotta çalışır. Ne yaptığından, neyle meşgul olduğundan, bir haber olduğunuz birçok andan söz edebiliriz. Örneğin, araba kullanırken kim zaman vardığınız noktaya nasıl ulaştığınızı anlamazsınız bile. Ya da yemek siparişi verdiğinizde aklınızdan geçen düşünceler sebebiyle ne ara yiyip bitirdiğinizin farkına bile varmazsınız. Aynı şekilde diş fırçalarken zihninizde oluşan düşünceler, yargılar sizi şaşırtır. Halbuki sadece diş fırçalıyorsunuzdur o anda. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, insanların gün içinde geçirdikleri zamanın %47'sinde o anda yaptıkları şeyi düşünmektense başka şeyleri düşünerek zamanlarını geçirdiklerini söylüyor. Bu zihin durumu da insanları mutsuz eden önemli faktörlerden biri. Bu düşünceler sebebiyle kim zaman zihninizde, hayal aleminizde kendi hikayenizin kahramanı olursunuz. Kim zaman da hayatta elde edemediğiniz deneyimleri düşünerek zaman geçer gider. Bir diğer taraftan geçmişin üzüntülerine takılıp kalarak, geleceğin kaygılarıyla mücadele ederek, çeşitli takıntılı, girici düşüncelerle sürekli meşgul olmanız nerede olduğunuzu, ne hissettiğinizi fark etmenizi engeller. Ve uçuşan düşünceler içinde bulunduğunuz zamandan sizi koparır. Eylemlerinizle düşüncelerinizin uyumu, ahengi bozulur. Rahatsız edici boyutta düşünme hali kim zaman çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklansa da birçok insanın muzdarip olduğu bir durum. Çünkü zihin yapısı gereği düşünce üretir. Onları bastırıp yok saymak yerine kabullenip duygu düşüncelerinizin uyum içinde olması için çabalamalısınız. Peki, bu düşüncelerden sıyrılıp şu anda kalabilmek için ne yapabiliriz? Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmak için bazı tekniklerden daha önce bahsetmiştim. Şimdi, düşüncelerinizin farkına varıp şu ana odaklanabileceğiniz etkili bir farkındalık egzersizi, yani popüler adıyla mindfulness egzersizlerinden bir tanesini birlikte deneyimleyelim derim. Bu egzersizde nefesinizi bir araç olarak kullanacağız. İlk etapta 10 dakikanızı ayırmanız bizim için yeterli. Şimdi rahat bir pozisyonda sırtınız dik olacak bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın. Ya da kapatacak bir durumda değilseniz sabit bir yere odaklanmaya çalışın. Ve derince nefes almaya başlayın. Nefesinizi derince alın ve çok daha yavaş bir şekilde verin. Bu şekilde nefes almaya bir süre devam edin. Sadece nefesinize odaklanmaya çalışın. Her nefesinizde yavaşladığınızı hissedin. Ve nefes almaya devam edin. Sadece nefesinize odaklanın. Zihninizin sürekli başka yerlere gitmeye çalıştığını, dikkatinizin dağılmaya çalıştığını fark edin. Ve nefes almaya, nefesinize odaklanmaya çalışın. Nefesinizi bedeninizin en çok hangi bölgelerinde hissediyorsunuz? Göğüs kafesiniz mi? Karnınız ya da burnunuz mu? Ve bu durumu gözlemlerken nefes almaya devam edin. Şimdi nefesinizi içinize çekerken hissedin. Nefesiniz burnunuzdan giriyor,
soluk burnunuzdan geçerek ciğerlerinizi havayla dolduruyor ve bedeninize hayat veriyor. Nefes alırken bedeninizde olup bitenleri gözlemleyin. Aynı şekilde nefesinizi verirken bedeninizden, burnunuzdan çıkışını hissedin. Aklınızdan geçenlere odaklanın. Düşüncelerinizin dağıldığını hissettiğinizde bunu yargılamayın. Bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. Ve nefes almaya devam edin. Kalan birkaç dakikada sakince nefes almayı sürdürün. Bedensel deneyimlerinizi gözlemleyin. 10 dakika sonra gözlerinizi hazır hissettiğinizde açın. Gözlerinizi açtığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nefesinize odaklanmak kimileri için oldukça rahatlatıcıyken kimileri için odaklanması zor olabilir. Ancak pratik yaparak geliştirilebilir. Bundan sonraki videolarda sizlere daha farklı egzersizler öğretiyor olacağım. O zamana kadar bu videoyu uygulamanızı öneririm. Psikoloji hakkında merak ettiğiniz başka konular ya da çekilmesini istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak eklediğimiz videolardan düzenli olarak haberdar olabilirsiniz.